Herkese merhaba. Yine bir oda değişikliği, yine bir taşınsam daha güzel. Yani gerçekten taşınsam daha güzel. En azından ne yapacağımı, neyi toplayacağımı, nasıl toplayacağımı bilirim. Bu böyle saçma sapan bir hal aldı bizim evin son günlerde böyle durumları. Şimdi yeşil perdeyi buraya asmıştık kısa bir zaman önce. Biliyorsunuz ani ve değişik kararlar verebiliyor insanlar bazen. Öyle bir gazla buraya astık. Onu da hiç kullanmadık. Güya Yesin'e oyun videoları çekecekti önünde falan, böyle arka planlar yapacaktı. Olmadı. Ama tabii bu bizim işimiz için gerekli bir şey. Elbet bir gün lazım olur. Bugün Esina'nın çalışma odasıyla ben o yatak odasında hiç rahat etmedim. Dolapla yatak birbirine çok yakın. Şimdi tekrar size göstereceğim. Ve bu sabah güne çok kötü başladım. Ya inanın, o anda video çekmek de aklıma geldi. Ama sonra vazgeçtim. Yani neden vazgeçtim? Şunun için. Yani şey için. Aman kadının da evini de su basmış da o da video peşine koşmuş denmesin diye. Ama biz YouTuber'ların aklına hemen video çekmek geliyor. Böyle bir kaos yaşandığında nedense bilmem, alışkanlık herhalde. Bugün evimi su bastı. Bu sabah saat 7'de uyandığımda bütün evi su basmıştı. Çok üzüldüm tabii ki. Bu durum beni oldukça gerdi. Oldukça üzdü. Kısaca hemen anlatacağım size olayı. Dün gece sularımız kesikti. Misafirlerim vardı. İşte ailem, yani misafirlerim dedim, yabancı değil. Abim, yengem, annem, Almira bizdeydi falan derken. Bir su kesintisi oldu birkaç saat. Tuvalete girildi çıkıldı, girildi çıkıldı. Yani musluğu kim açtı, kim kapattı onu bilmiyorum. Sonra yattık tabii ki de. Bu sabah uyanmadım. Bir su sesi geliyor saat 6-7 gibi. Şıp 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 şıp. Böyle şıp şıp da değil aslında. Böyle şıkır 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 bir su sesi. Bir gözümü açtım. Allah Allah dedim. Bu sesi nereden geliyor ya? Yataktan bir kalktım. Allah'tan bizim odaya kadar gelmemiş. En sonda çünkü bizim yatak odası. Koridora adımımı atar atmaz Allah dedim. Şıp şıp. Sular içinde ayaklarım. Ya bizim odayı teğet geçmiş. Mutfağı teğet geçmiş. Salonu teğet geçmiş. Su böyle ortada. Yani banyo dolmuş. Banyodan akmış. Koridora falan böyle her yer. Halılar su içinde. Şok geçirdim ya. Tabii çek paslarla. İşte halıları çıkar, balkona at falan. Bir saat Cihan'la oraları temizlemekle uğraştık. Şimdi göstereceğim size. Ve nitekim ben bugün bu çalışma odasıyla, yani ev çok dağıldı. Ev çok bambaşka bir hal aldı. Bu buradan şu anda sökülecek. Şu gördüğünüz çalışma odası komple buradan çıkacak. Cihan birazdan matkap almaya gidecek. Matkap lazım bu işler için. Koridor gördüğünüz gibi bütün halılar su altında kaldı. Banyo. Pardon tatlım. Geç anne. Bak banyo aynı şekilde sular altında kaldı. Şurada banyonun halısı sırılsıklam bekliyor. Yıkamaya gidecek. Allah'tan bu odayı teğet geçmiş. Şimdi şu oda değişecek işte. Değişecek olan bu oda. Yatak dağını kusura bakmayın. Görüyorsunuz tıkış tıkış bir oda oldu. Şimdi bu yatak odasını ben buradan alıyorum. Komple dolabı söküyoruz. Esen'in eşyaları var burada. Onları da çıkartacağım zaten buradan. Bizim öbür dolapla değişeceğim. En sonunda Esen'in odasını düzenleyeceğim. Bunlar falan hepsi buradan çıkacak. Şuradaki yan odaya geçecek. Buraya da çalışma odası yapacağız bugün. Burada da halılar falan yok. Hepsi balkonda sırılsıklam. Burası Esra'nın odasıydı biliyorsunuz. Burada da en kısa zamanda 1-2 ay içinde bunların hepsi full çıkacak. Yeniden bir oda dizayn edeceğim buraya. Halılar burada sırılsıklam. Görüyorsunuz zaten. Süzülüyor suları. Ondan sonra akşam üzeri de yıkamacıyı arayacağım bunları. İşte şu yerdeki falan balkon halısını da yıkatacağım. Bunları da yıkamaya vereceğim. Balkon camları falan yıkanacak, silinecek. Birkaç gün full çok işim var. Bunu hep beraber yapacağız. Her aşamasında benimle olacaksınız. İlk önce bu yeşil perdeyi duvardan sökeceğiz. Şimdi Cihan bu yeşil perdeyi sökmeye devam edecek. Ben pes ettim çünkü çok zor çıkıyor yapışkanlar. Hatta yapışkanları sökmeyecek, kazımaya karar verdi. Bu duvarda yarın boyanacak. Bugün olmaz. Başımıza büyük büyük işler açılmaya başladı bile. Şimdi biz gidelim. Şu dolabın içindeki kıyafetleri çıkaralım. Çünkü bu dolap sökülecek birazdan. Bunları çıkaralım. Esra'nın yatağının üstüne taşıyalım. Çünkü Esra'nın kıyafetleri öbür dolaptaki kıyafetlerle yer değişecek kıyafetler.
Burası var ya, böyle görüyorsunuz değil mi? Böyle bir adım atmaya yer yok ya. Ben bu odada yaşayabilir miyim? Tabii ki de yaşayamam. O yüzden de... Of, çok zor bir iş olacak bu, biliyor musun Esin'e? Esin'e bana yardım edecek. Bunlar oraya senin dolabına, yani senin yeni dolabın gelecek ya işte, olacak evet. Ya. Şu dolabın demir askıyı çıkarırken kafama iniyordu. Aklım gitti var ya. Nesene aksilikler ya? Silsilesi. Ah. Niyeyse böyle. Dün akşamdan sonra kız bu ne eşek kadar. Oha para. Ay bir sürü 5 kuruş, bakar mısınız? Aşkına, Allah aşkına ya. 5 kuruşların da ne yapacaksan yap bir gün. Çok ağır be, taşınmıyor. Ah. Bu ne? Oha para. 1 lira, 10 lira çıkar buradan. Vallahi. Orada 100 TL var. Al 10 lira çıkar. Şimdi bunları da taşı, bana bak. Hemen oturma yatağa, kaytarmak yok ama kaytarma peşinde. Her şey dün akşamdan sonra oldu. Ev üstü mantuşlar kesildi. Ne yap, neden böcek, acaba? Böceklendim. Yürü yürü. Bütün bunların hepsini taşı. Bak ben iyi bir çocuğum. Almira da gelsin şimdi. Almira bizde kalıyor bir iki gündür. Annesiyle babası acil Fethiye'ye gitmek zorunda kaldı. Bir cenazeleri vardı. Almira geldi sonra birlikte Almira ile evlenir. Almira da yardım edecek. Şimdi biz bu dolabı komple aktaralım. Ondan sonra devam edelim. Bayağı iyiler. Bak neler bunlar... bulduk. Esin'in eski şeylerini, ajandalarını bulduk. Çok güzel bulduk. Burada yazdığın, ettiğin bir şeyler yok mu? Şunu açsana bakayım. Anne bu açılmıyor. Bunun bileziği lazım. Bilezik oradaydı. Yok bilezik. Aa işte burada gördün mü bileziği? Bakalım bismillah. Bir de bütün ifşaları tutmuş. Bu tarafı buraya kadar boşalttım. Buraya? Bak şimdi ne yaptın? Ne yaptın? Onu neyle yaptın sen? Soyumdayken birden patladı gitti. Eldiven git bir şey tak ya. Şimdi yani acemi inşaatçılar gibi bu ne, her tarafı sakatlayacaksın mı? Ailem benim Esra Biltekin, ben Esra. Vay arasına. Annemin adı Sula Biltekin, babamın adı Cihan. Ben bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Bir gün unutursam diye sanırım. Biltekin, vay arasına. Bu ne kız? Orada benim sevdiğim karakterler falan var. Herhalde çok seviyorum kendilerini. Eski şeyleri saklamışız hep işte. Ben onu seviyorum he. Ses kaydı. Açsana. Ses kaydı var bir de. Bu şöyle açılıyor alttan. Wow. Bakayım. Aa bu benim en sevdiğim karakterlerden. Şu kurt kadın. Onun özellikleri yazıyor. Bunu neden tekrar yerine koymadın Esire içine? İçine girmesi lazım. Çok yoruldum. Sen yorulmadın Beni mı? Beni hiç ilgilendirmiyor. Bugün herkes yorulacak. Anne bu ne Superman, misin? Hiç yorulmuyorsun. Hayır, yapacak bir şey yok. Çekeceğim iki tane video vardı, iptal ettim. Buna odaklandım. Önce ev toparlanacak, ondan sonra video çekecek ve hayata devam edilecek. Annem günlerdir bu odalar için şey yapıyor. Hayır çok sıkıldım bu evin dağınıklığından beri Sila. Ya anne ama abartıyorsun. Hayır hayır, abartmıyorum abartmıyorum. Nasıl olacak şimdi odalar? Sen beni lafa tutma da eşyaları taşı. Ben anlıyorum senin yapmak istediğin şeyi. Arkadaşlar annem anladı. Bir tane daha koy. Tamam çocuk yürü. Şimdi size biraz son durum bilgisi vermek istiyorum. Şu şekilde Esra'nın dolabındaki bütün malzemeleri buraya yığdık. Yani şöyle odanın karşıdan görünüşü. Bunların hepsi şu dolabın içine yerleşecek. Ortada çöpler möpler. Artık yapacak şey yok. Bugün dağınıklık var. Cihan şimdi bu dolabı sökmeye başladı. Bu dolap sökülecek. Komple yan tarafa geçecek. Yan tarafı da size göstereyim ben. Dur şimdi. Burası da çalışma masası şu karşıdaydı ya. Şimdi iki parçaya bölüp çalışma masasını bu şekilde bu duvara alıp bunlar yan tarafa taşınacak. İçini boşaltıp mı taşıyacağız? Boşaltmadan mı onu ben bilmiyorum şu anda. Bunu bazen soruyorsunuz bana, bu iki parça bir dolap toplam 3,5 metre uzunluğunda, bir bölüm bilgisayar bölümü diye yaptırmıştık, bir bölüm çalışma bölümü diye. Bunu biz özel yaptırdık, kendim çizdim ve bir marangoza yaptırdık, tanıdığımız bir marangoza.
Şimdi Cihan'ın şu duvara gardırobu getirip monte etmesini bekleyeceğim. O arada ben şu dolapları düzenledim. Şuradaki gömme dolapları düzenledim. Burası daha düzenlenecek tabii ki de. Şöyle göstereyim. Buraya işte nevresimler. Havlular. Burada zaten bütün masası duruyor. Yukarıda yine çantalar var. Artan nevresimler. Burayı boşalttım. Buraya birazdan yan taraftaki dolaptan asılacaklar gelecek. Dur bir dakika. Şurayı şöyle bütün Esila'nın oyun malzemelerini koydum. Video malzemelerini falan. Burası yine böyle askılıkta biraz boşluk var. Burayı da böyle çantalar bölümü yaptım. Altı boş kullanılabilir. Şimdi gideyim, Cihan bana sesleniyor. Şu anda ev daha da dağıldı. Daha da dağıldı. Daha da çığırından çıkmaya başlamışlar. Şekeri de gün doğdu. Kargaşa doğdu. Cihan da babam bazayı taşıyor şu anda. Gel. Bu sefer ben kurtuldum taşımaktan. Çünkü bugün babamla annem bana yardıma geldi. Şimdi buradan yatak çıkıyor. Çok şükür ya, şu şeydeyim sanki, tabutun içindeyim bu odada. Yani. Daracık. Tamam, düz devam et. Kurtardık düz. Harikasınız. Tamam, bırak evet. Babayı. Geliyorum. Şu anda Cihan hala, yani saat akşam 7 oldu. Biz 2'de başladık bu işe. Hala dolabı sökmekle uğraşıyor. Parça parça plakalar koymuşlar arkasına. Çok zor bir iş gerçekten de bu. Yani ben senden çok özür diliyorum Cihan'cığım ama bunu yapmak zorundayız. Burada hücrede gibi olduk. Olmadı. Ben şimdi sana yardıma geliyorum tatlım. Tamam. Bunu biz buradan nasıl alacağız? Ben hala onu düşünüyorum. Seni tutup da gebermezsek iyidir, tepemize düşersen. Bak şöyle şöyle tutacaksın. Şöyle Sunacığım. Suna. Şöyle. Tutamıyorum ki. Anne gel. Hı. Gel. Yavaş. Yavaş. Ha. Ay çok gevur ölüsü gibi. Gibi yere. Anne yere indiriyorsunuz. Ben bilemiyorum. Dikkatim bir şey yapar. Ayağını dikkat et. Tamam. Şimdi başka? Bırak. Şimdilik bu kadar mı? Bu kadar. Bana bu yeter değil. Tut anne. Tamam. Tut beni, tut anne. Şimdi dolabı sökeceğiz. Ondan sonra yan tarafa geçeceğiz. Kurulurken de çekmeye devam edeceğim. Şimdi Cihan yeni odaya dolabı montaj yapıyor. Yatağı oraya koyduk. Dolabı da çok zor oldu ya. Dolap var ya, bizi gebertti yani, gebertti. Bunu montajlamak o kadar zor oldu ki. Bu şuradan konuşayım sizinle. Ya ben Cihan'a yardım etmeye çalışıyorum ama ne kadar yapabilirim ki yani. Of, hele şu üst tarafı takmak var ya, az önce beni bir öldürdü, gebertti yani. Şimdi dolap montajı bitecek. Daha şurası görüyorsunuz, burası taşınacak. Esin'in o çıkan odaya. Benim bebeğim de burada, evin orta yerinde. Olan biteni buradan izlemeyi tercih ediyor. Şeker. Çünkü buradan her odayı görebiliyor. Çünkü çok akıllı o. Bak nerede oturuyor görüyor musun? Holde. Bütün odaları görüyor buradan. Tatlım. Kuzu. Kuzu çok seviyorum. Yerim. Burası da şimdi böyle tamamen boşalt. Devam. Dur. İnşallah kurtarır ya. Cihan yine mi kurtarmıyor ya? Kurtarmadı. Ama ne olacak? Yazık. Ne yapacağız bu durumda? Cihan bence ne yapacağım biliyor musun? Şunu sökecek şunu. Hayır böyle gitsin. Yok be. Bu zor mu sökülüyor şu üstü? Yok sökerim. Dur üstü sökecek, başka çaresi yok, çıkmıyor. İki parça haline getireceğiz. Bu iki parçayı maalesef sökmek zorundayız. Tek parça olarak getiririz diye düşünmüştüm ama yani çok zor bir iş açtık biz başımıza ya. Gerçekten sökelim, devam edeceğiz. Şimdi bir parçayı buraya taşıdık, bu odaya çok zor oldu. Babamın eli falan sıkıştı kapıya, yani tam bir kaos her zamanki gibi. Ne gülüyorsunuz ya? Şimdi biz bu dolabı siliyoruz. Ondan sonra hızlı bir şekilde kızlar malzemeleri taşıyacak. Ben de yerleştireceğim. İkinci parça gelecek sonrasında da. Esra'cığım hadi, çok geç olmaya başladı. Aymir'cığım sen de haydi bakayım. Geliyorum.
Şimdi şunu biliyorsun, hemen çekmeceye yerleşecek Ezeciğim. Onu al, hemen çekmeceye götür. Bu dosyalıklar falan hepsini taşıyacağız. Gel Elmiracığım sen de. Ben de şimdi 2 dakika bir çekimde göstermek istiyorum. Ondan sonra hemen çekeceğim. Evet, onlar. Onlar. Hepsi şey yapacak, yerine. Dikkatli ol. Ben de hemen alıp geleyim bir tanesini. Şöyle hatta 2 tane götüreyim. Onları oraya dizelim Esra'cığım. Al sen de hemen. Evet, ikinci parça da geldi. Ama böyle odalar var ya, çok güzel oldu. O kadar içime sindi ki. İyi ki bugün bu işin altına girdik yani. Altından kalkmaya çalışıyoruz açıkçası. Çok zor oldu ama. Bir daha evde değişiklik yapar mıyım? Asla yapmam. Cihan da zaten yapmaz. Şimdi bu oda tamamen bitti. Yani düzenlenmesi. Birazdan göstereceğim. Bile de yapıyorum yere. Annem çalışma masasının üstüne bazı çizikler yapmış bizim küçük Esilamız. Ona bazı rötuşlar yapıyor ojeyle. Babam mutfakta bize yemek hazırlıyor çünkü bayağı geç oldu. Babam o konuda çok beceriklidir. Ben de babama çektiğimi düşünüyorum. Yemek konusunda mutfakta çok iyidir. Cihan da hala dolabın montajıyla uğraşıyor. Yatak odasının son halini de göstereceğim. Şu anda saat 9'a geliyor, akşam 9'a. Sanırım bu gece 12-1'e kadar devam edecek bu koşturma. Yarın da devam edecek tabii ki de benim için. Ama artık bayağı kolayladık diyebiliyorum. Evet, odanın son halini gösteriyorum. Çok çok hoşuma gitti. Bu şekilde krem bir yolluk attık. Çalışma masası yine burada. Annem onu rütuşladı, tertemiz bembeyaz yaptı. Işıklar burada. Esra bir gün size daha detaylı şey yapar. Şu makyaj masasının olduğu duvara da bunu koyduk. Nasıl görünüyor Cihan'cığım? Cihan pert oldu, bitti. Burası da bu şekilde çalışma masaları. Çok iyi olmuş. Evet, detaylı turunu Esra çeksin artık. Ben çekemem. Gördünüz. Gerçekten süper oldu. Çok içimesiniz. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Şöyle karşıdan da göstereceğim. Evet, bu şekilde çalışma odası. Tülünü en kısa zamanda değiştireceğim. Düz yere kadar. Düz böyle. Hiç desensiz bir tül yaptıracağım buraya. Evet. Hadi gidelim yatak odasına. Monta yaptım. Evet, yatak odasının şu anda son hali. Şu bölüm şöyle gömme dolapların olduğu bölüm zaten biliyorsunuz. Şu taraf banyo düzenlenecek. Şöyle bir saniye karşıdan görmek istiyorum. Evet, kapıdan şöyle giriyorsunuz. Dolap hemen şurada, harika oldu. Yatağından yatağa gelecek, üstüne baza yerleşti. Bu bölümde şu şekilde yaptık, merdiven oradan çıkacak. Makyaj masasının üstüne bir tane ayna gelecek. Yanlarına raflar gelecek. Oraya aksesuarlar düşünüyorum. Evet. Burası da zamanla tül falan işte zamanla tamamlanacak. Şimdi akşam yemeğini yedik. Saat şu anda 10. 9 gibi falan yedik. İşte 9.30 gibi biraz geç yedik. Sorun değil. Şimdi ben yatak odasındaki gardırobu komple sileceğim. Burada çekmece falan komple sileceğim. Temizleyeceğim. Ondan sonra içini yerleştireceğim. Tabii ki de bir 2 saat 3 saatimi alacaktır bu iş diye düşünüyorum. Ondan sonra yatak odasının son final bitmiş halini size göstereceğim. Bugün bunu yapmak zorundaydım çünkü aslında bugün niyetim böyle çok farklı TikTok gibi videoları falan çekmekti. Konseptlerim, malzemelerim, her şeyim hazırdı. Birkaç tane böyle üst üste çekecektim. Fakat şöyle dedim ki Cihan, yani ben bu evdeki odaların böyle olmasından çok huzursuzum. Özellikle kendi yatak odamdan çok huzursuzum. Hiç rahat etmiyorum. Bu odalar değişmediği sürece ben video çekemeyeceğim. Devam edemeyeceğim dedim. Yani çünkü benim öyle bir huyum var. Kafam dolu olunca, bir şeye takık olunca başka bir şeye odaklanamıyorum. Yani bu odalar bugün değişmeseydi herhalde daha ben değişene kadar videolara odaklanamayacaktım. Öyle bir şey oluyor yani bana. Odalar değişti, sıkıntı yok. TikTok videoları da yakında gelecek yani. Temizleyelim. Çok zor oldu ama sınavı. Çok zor oldu. Yani sen çok yoruldun. Ben bu dolabın bu kadar zor söküleceğini gerçekten tahmin etmemiştim Cihan. Çünkü bu dolap çok büyük bir dolap. 3 metre hemen hemen. Yani boydan enden müthiş yüksek bir dolap. Biz onu öyle yaptırdık çünkü. O yüzden çok zor oldu be. Vallahi çok zor oldu. Evet, dolap silindi. Şimdi askılar yerleşmeye başladı. Alt bölümü benim için yapıyorum. Üst tarafı da Cihan için yapacağım. Herhalde tişörtleri sen bana. Tişörtleri asalım. Kullanmadıklarımı da arka dolaplara götüreceğim. Ha, o elbise. Mesela bak, bunları kullanmıyorum anneciğim. Şunlar bir kalsın, bir dakika. Elbiseyi şuraya asacağız. Uzun çünkü.
Heh, elbise tam buraya göre anne. Peker beyefendi lütfen kalkar mısınız? Bu da manyak ya. Bugün nerede işim varsa orada yattı. Annem! 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 Hadi kalk. Bugün bitti maalesef. Şu an saat 1. Yanımda telefon var mı? Aynen telefonu var, gösterebilirim. Evet 11.30 şey pardon 12.30 görüyorsunuz. 1'e geliyor. Aşırı derece yoruldum. Tabanlarım sızlıyor. Resmen sızlıyor. Ufak tefek işler kaldı. Onlar yarın devam edeceğim. Yani çok yoruldum ya. Çok yorucuydu. Ama iyi oldu. İçim esindi en azından. Eksiklikler var. Onlar zamanla tamamlanacak. Size kabatasak ne yaptığımızı göstereyim sonuç olarak. Yatağı en son böyle düzelttik. Kızlar oturdu, kitap okudu. Tabii ki yatak bozuldu, sorun değil. Şekerim burada keyif yapıyor, yatıyor. Burayı bu şekilde düzenledik. Cihan'ın kıyafetleri bir bölümde. Benimkiler, tişörtlerim bir bölümde. Bu şekilde hala boşluklarım var kullanabileceğim. Uzun elbiselerimi buraya astım. Hırkalar, uzun elbiseler. Dediğim gibi zaten şu gömme dolaplarda kışlıklar, giyilmeyen kıyafetler, her şey orada. Buraya da kışlık giymeyenler üstlerde, benimkiler, Cihan'ınkiler, şortları. Şuraya ütüden gelecek bir sürü tişört, kıyafet var. Çekmeceleri de çamaşır çekmeceleri yaptık. Çorap, çamaşır falan. Burayı böyle atkılar, bereler yaptım. Çamaşır çekmecelerini göstermiyorum. Burası böyle gecelikler falan, pijamalar. Şu bölümü zaten gördünüz. Oraya bir tane makyaj ayna salınacak. Rafı köşeye koydum. Yani burası genel olarak aslında böyle oldu. Çok ferah, çok da güzel oldu. Genel olarak burası da böyle oldu. İşte bu oda şimdilik Esin'in odası. Çok kötü tabii ki de, farkındayım. Bizim mobilyalar çocuğa kaldı. Buradan tek kullanacağı şey yatağı. Çünkü büyük bir yatağı var Esen'in. Başlık gidecek. Bu çıkacak, atılacak. Bu gardırop tamamen sökülüp buradan çıkacak. Şunlar çıkacak. Her şey çıkacak yani bu odada. Hiçbir şey kalmayacak. Ona yeni bir oda takımı alacağım. Ama şimdi kıyafetlerini koymak zorundayım tabii ki de. Burada tişörtleri, kullanılmayan kalın pijamaları, sivitleri. Burada da çorapları, birkaç kutu malzemeler, şortlar, yastık. Burada daha çok kısa üstleri. Buraya neler koyduk bakalım. Burada çantaları. Burada saatleri, takıları. Burada da işte şapkaları. Ondan sonra tight'ları, eşortman altları. Mayos falan var şurada birkaç tane. Şurada da çamaşırlarını falan koyduk. Çoraplarını, pijamalarını falan. Pijamaları. Çamaşır çekmecesini göstermiyorum. Evet, dediğim gibi vlogum burada son buldu. Gerçekten çok yoruldum. Ama siz de bugünüme eşlik edin istedim. Çoktandır zaten böyle, çoktandır demeyeyim. En son bir hafta önce falan böyle bir ev vlogu gelmişti. Yine geldi bugün. Dışarıda da vloglarım olacak ama önce şu evi bir toparlayayım. Ondan sonra daha çok video çekimlerine yoğunlaşacağım. Bir gratis alışverişim olacak mesela yakında. Bazı eksilen şeylerim var. Öyle zaman zaman işte böyle bu tarz vloglar da gelmeye devam edecek. Eğlenceli videolar da tabii ki de gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Sizi öpüyorum kocaman. Bye bye.